diğer taraftan krizin varlığının bile tartışılamayacağı o halk ilanının altyapısını hazırlamaya çaba sarkıyoruz. İşte buradan başta Sayın Erdoğan olmak üzere iktidar sahiplerine sesleniyorum. Kulaklarını açsınlar ve dinlesinler. Devleti yöneten sizsiniz. Bugün tek bir sent, tek bir kuruş bir yerden bir yere havale edilse tespit edilebilen küresel bir ekonomik sistem var. MASA, BDDK, SPK ve ekonomik istihbarat birimleri ellerinizde. Eğer birileri Boğaziçi ülkeye karşı böylesi bir operasyon yapıyor da siz faili tespit edip ilan edemiyor ve cezalandıramıyorsanız acizsiniz. Yok eğer böyle bir odak yok da siz kendi beceriksizliğinizi, kendi cehaletinizi örtmek için bunları uyduruyorsanız halka aldatıyorsunuz. Her iki halde meşruiyetinizi kaybetmişsiniz demektir. Size sözümüz şu, düşün artık milletin yakasından, düşün artık milletin yakasından, düşün artık milletin yakasından. Evil ve vatanperver gelecek kadroların iktidarında kimsenin bu millete operasyon çekemeyeceğini, kimsenin örtülü veya açık bizi tehdit edemeyeceğini, kimsenin varlıklarımız üzerinden bize parmak sallayamayacağını, aptal olma diye hitap edemeyeceğini göreceksiniz. Sizin oluşturduğunuz bu korku ve kaos beklentisi iklimi gençlerimizin beyin göçü halinde yurt dışına gitmesi olacak. Bu ülkenin kaynaklarını değerlendiremeyip onların dedelerini Cumhuriyetimizin 50. yılında gurbetçi olarak Avrupa'ya gönderen iktidarlıların veballerinin misliyle fazlası Cumhuriyetin 100. yılında bu gençlerin akın akın yurt dışına gitmesine yol açan sizlerin omuzlarındadır. Bu vatanın evlatlarını iadelere muhtar ederek milletimize tarihi bir utancı yaşatıyorsunuz. Onların dedeleri niteliksiz işçi olarak gitmişlerdi. Bugün gençlerimiz en iyi okulları bitirmiş nitelikli doktorlar, iş insanları, akademisyenler olarak biliyor. Geçen gün Londra'dan yüreğim yanarak dinledim. Londra'dan gelen bir dostum İngiltere'ye gitmiş olan ODTÜ'lü yüzlerce gencin orada birilerine kurduklarını söyledi. Bu ülkenin emeğiyle büyümüş, bu ülkenin öğretmenlerinin eğitim geçmiş gençler eğer bir an önce yurt dışına gitmeye çabalıyorsa ve donanımları başka ülkelerin refah için kullanıyorlarsa onun sorumlusu bu gençler değil, bu ümitsizlikleri yaratanlardır. 10 yıl aşan çetin bir eğitim ve ihtisas döneminden sonra 5.000-6.000 Türk lirası yani takriben 300-400 dolar alan ve zor geçinen kendini yenileyecek kitap bile alamayan bir doktoru geleceğini gurbet diyarlarında araması nedeniyle nasıl suçlayabiliriz? Kendisi zor geçinirken yanı başında iktidar partisinin genel merkezinde kokain tüketen, lüks arabalara binen türevi gençleri gören ve burada aldığı maaşın en az 10 mislini yurt dışında alma imkanı olan nitelikli bir mühendise kim tutabilir? Gözümüzün nuru, aziz gençler, bu partinin adını sizleri düşünerek gelecek koyduk. Önce özgürlük, sonra onurlu bir hayat diye titreyen yüreklerinizin sesini duyuyorum. Baskı ve korku ortamıyla ruhunuzun daraldığını, iş ve aşk kaygısıyla zihninizin bunaldığını görüyorum. Kapı kapı dolaşıp iş bulamadığınızı, ev genci olarak tanınmaktan hayata küstüğünüzü, babalarınızın onuru incinmesin diye harçlık isteyemediğinizi, bir odada sizin, diğer odada anne babalarınızın gözyaşı döktüğünü iktidardakiler hissetmese bile biz yürekten hissediyoruz. Herkesin susarak köşesine çekildiği bir dönemde, her türlü baskı göze alarak Gelecek Partisi'ni kurmamızın ana sebebi sizsiniz, gençlerimizdir. Biz bu partiyi kendi ikbalimiz için değil, sizin onurunuz, sizin geleceğiniz için kurduk. Onun için bu
korku yok, ümit var diyoruz. Korku yok, ümit var diyoruz. Korkmayın ve ümit var olun. Bilin ki Türkiye'de gelecek var. Türkiye'de gelecek var. İkinci yılımızın şiarı olarak bir kez daha söylüyorum. Türkiye'de gelecek var. Çünkü Türkiye'de Gelecek Partisi var. Sizin yurt dışına iş aramak için değil, bilgi ve tecrübenizi artırmak için gideceğiniz günleri birlikte inşa ediniz. Bu aziz ülkenin değersiz Türk lirası ile sizlere cehennem, yabancı ülkenin gençlere cennet olduğu bu günler geçecek. Başbakanlıktan ayrılmamla birlikte yarım bıraktırılan Avrupa Birliği ülkelerine vize serbestliğini gelecek fasiliklerle hayata geçirecek, genç girişimcilerin ruhunu açacak şekilde gümrük birliğinin güncellenmesini sağlayacağız. İnsancıl diplomasiyle bütün dünyada saygı gören, barışçıl diplomasiyle çevre bölgelerde istikrara öncülük eden, küresel güçlerle dengeli ve akılcı ilişkiler kuran, uluslararası forumlara etkin bir şekilde katılan bir ülkenin vatandaşları olarak her yerde ve her zeminde başınız dik dolaşacaksınız. Geleceğimizin enerjisini bünyesinde taşıyan onurlu gençler, gelin saflarımıza katılın ve kapkaranlık bir geceden sonra doğacak güneşi, kara kuşların sonra gelecek baharı hep beraber selamlayalım. Yurtlara kaşı bitirecek, inşallah önümüzdeki baharda gerçek bir bahar yaşayacağız. Değerli gönüldaşlarım, derinden yaşamakta olduğumuz kriz sadece ekonomik ve siyasi bir kriz değildir. Bir zihniyet krizidir. Ümit odaklı psikolojik devrim ile birlikte değer odaklı, kapsamlı bir zihniyet devrimi gerçekleştireceğiz. 100 yıldır iktidarı ele geçirenin devleti sahiplenerek, devleti ve devletin düşmanını tanımlayarak iktidarda sürdürmeye çalıştığı zihniyete bir son verme dönemi gelmiştir. Türkiye tehditlere değil, vizyona odaklı yeni bir döneme girecektir. Kamu düzeninin örgütlenmiş hali olan devletin sürekliliği esastır. Ancak bu süreklilik hiçbir kişinin, etnik ya da mezhebi grubun, devlet içinde açık ya da gizli örgütlenmiş yapının, devletten nemalanan çıkar grubunun tekelinde değildir. Devlet, milletin örgütlenmiş halidir ve bütün bir millete aittir. Devlet, millete aittir. Millet, devlete ait değildir. Devlet, milletin mutluluğunun aracıdır. Millet, devlete feda edilmesi gereken iradesiz insan topluluğu değildir. İktidarların sürekli tekrar ettiği ama anlamını dahi kavrayamadığı Şeyh Alebali'nin vicis sözünde olduğu gibi, insan yaşatılırsa devlet yaşar, devletin yaşaması için insan feda edilmez. Her seferinde devletin sahibi, mülkün hakime edasıyla herkese parmak sallayan Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Önce parmaklarınızı indirin ve sonra bilin ki sizin bu devletteki payınız 84 milyonda birdir. Ne eksik, ne fazla. Sadece 84 milyona bir. Hepimiz bu devlete, bu millete aynı oranda bu ülkeye sahibiz. Kimse üstünlük taslayamaz. Kimse, kimse bu milletin evlatlarına ayrılık gözükemez. Tarih, sizin döneminizi Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, sağ tarih, sizin döneminizi devletin itibar kazandığı değil, Türkiye Cumhurbaşkanı'na aptal olma diye hitap edildiği, yabancı devlet başkanının kapısında dakikalarca bekletildiği, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü de olağı olarak ilan ettiği ülkelerden birkaç milyar dolar alabilmek için temenni çakılan, mazlum Uygur kardeşlerimizin can ve namuslarına tasallut edilmesine sessiz kalınan bir zillet dönemi olarak kalacaktır. Sayın Bahçeli sırf zilletten bahsediyor. İşte zillet onların bu politikalarının